Başkanım hoş geldiniz. Çok büyük şeref duydum. Ben çay ısmarlayacağım. Çay ısmarlarsan yerim dedi. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kapıyı kapatacağız. Güzel bir toplantı yaptık. Siyaset dönüşümle ilgili olarak. Ankara ve İstanbul'da oradaki yüzey belediyelerinin arkadaşlar. Artı akademik dünyada, üniversite üniversitelerde etkisel dönüşüm nasıl olur? Vatandaş rant, kendi yaratılan rantiye mi gitsin, vatandaşa mı gitsin? Evet. Biz vatandaşa gitsin diyoruz. Biz aynı. Çünkü burada bir rantı yaratan sizsiniz. Dolayısıyla burada kentsel dönüşüm yapıp sizi şehrin tuzağına itmek değil, buradaki rantın hakkı size ait, size teslim edilmesi lazım. Görüşümüz o. Ankara ve İstanbul'da benzer örnekleri ifade ettiler. Şimdi söyle bakalım başkan. Ben hemen geldi. Bir kere bu senin talebin, yani bir sandık konusu referandum yapılsın meselesini başkanlığımız halkımız yapacağız kardeşim. Evet. Senin için rahat olsun. Şimdi bu itirazları da değerlendireceğiz. Gelen bütün itirazlar biliyorsunuz Büyükşehir'e de geliyor. Hepsini daha da büyük bir hassasiyetle değerlendireceğiz. Uğurlu yaşadım. İlk bakanlığım da beni kabul ettiği için vaktim yok dedi ama 45 dakika muhabbet ettik. Biraz güldük. O da söz vermişti geleceğim diye. Ben şu an çok mutluyum. Sözünü tuttuğu için genel başkanımızın. Onu da bizzat kendimle paylaşan bunu. Sayın Genel Başkanım, bizim sayın başkanlarımız aramızda bir sıkıntı yok. Bizi sıkıntı varmış gibi giren arkadaşlar. Sadece sayın başkanlarım isteğimiz halkla beraber bu imarı çıkarırsak daha şeffaf, daha güzel olur, sıkıntı olmaz. Zaten burada AKP'nin istediği şu. Ben Ankara'ya gittim 15 gün önce. Daire başkanlarına randevu aldım. Buradaki sıkıntıyı anlattım. Dedi ki oradaki sıkıntı bizlik değil, CHP'nin kendisi değil. Dedim ki başkanlara gidiyoruz, sizi gösteriyorlar. Hayır kardeş. Onlar %45 biz yapmışız kavanoz diyor. Uygulamasınlar diyor. Biz de şimdi taşıyacağı bölgesi var. Yetkiyi onlara verdik. Onlar yapacak. Bizlik bir şey yok diyor. Yani benim anlamadığım, benim duymak istediğim şu. Sayın Başkanımızın bize vermiş olduğu söz şuydu. Biz geleceğiz, o toplantı yapacağız, halkı toplayacağız. 2019'daki alan eden itirazın aynısı olmayacak. İyileştireceğiz. şimdi burada evsal %45 ve burada belediyemizin taşınmaz yerleri var. Karşıyaka'mızın belediyemizin. Buradan hiç belediye kendi arsalarını kollarken halkın cebindeki arsaların 100 metrekare olan yeri bir yerin %45 tarif verirseniz kalır 55. 55'e çarptığı zaman 2.50 60 metre daire kalıyor burada. Ama başkanımız diyor ki buraya yarın sattığınızda burası çok değerli yer olacak. Ya biz burayı satmak istemiyoruz. 66 yıldır burada atıyoruz. Bu cadde benim boğum ismi. Yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Yani biz kalkıp da başkanlarımızla çok iyiyiz. Bak orada plaketim var. Bana kendisi verdi sağ olsun. Yemekle beraberdik. Her imar konusu geçildiğinde muhtar kötü muhtar oluyor. Ya değil. Halka inmediğimiz için. Ben seni anladım. Gözlerinden geçiyorum ya sen merak etme diyorum. Yani biz gereğini yapacağız. Cemil Başkanlığı'dan mutabıkız. Biz daha büyük bir hassasiyetle değerlendireceğiz. Artık çay içelim. Meseleyi çözdük. Aynen bakın mahalle kültüründen de söz ettik. Bu mahallenin bir kültürü var ve bu kültürün yaşaması lazım. Bu mahallede düğünler olur. Çocuklar askere gönderilir, çocuklar olur, taziyeler olur, dostluklar olur. Küçük yaştan itibaren çocuklar büyürler, kendi kültürleri. Yoksa bir mahalle dediğiniz, mahallenin kültürü var, kültürün korunması lazım. Burada çocuklar arkadaşlıklarını geliştirirler. İnşallah üniversiteye gider. Bakarsınız ki buradaki arkadaşlık başka bir yerde de devam ediyor. Evet başkanım. Budur yani. Bizim yaptığımız iş diğer siyasi partilerin yaptığında önemli bir fark taşıyor kardeşim. Evet. Biz sizin hakkınızı korumak için uğraşıyoruz. İnşallah. Müteahhidin, rant sahibinin hakkını değil, sizin hakkınızı korumak. Dolayısıyla aramızda bizim çözemeyeceğimiz bir şey yok. Aynı kafadan bakıyoruz. Evet. Varsa yanlış anlama, eksik anlama onları gidermeye zaten hazır. İşimiz bu bizim. Evet. Biz sizin adınıza yapıyoruz bu işi. Halk Partisi'nin adı Halk Partisi. Evet. Rant Partisi değil ki. Halk Partisi, halkın partisi. Yani garibanın, fakirin, fukaranın, herkesin partisi yani. İş budur yani. Biz hiçbir zaman rantiyeyi savurmadık. Ranttan yana tavır koymadık. Hiçbirimiz efendim genel müdürlük yaparken, belediye başkanlığı yaparken köşeyi dönmedi. Ya her birimizin mal varlığı bellidir yani. Normal vatandaş nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Benim çoluk çocuğumun ne yaptığını kimse bilmez mesela. Bilmez. Niye? Çünkü onlar her gün kendi işiyle uğraşıyor. Gemileri falan gemi yok maalesef ya. Oyuncak gemi değil. Hiç kimse merak etmesin. Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz. Çok şuradan gece ve gündüz görüntüsü birbirinden farklı. Dışarıda gece mantıksının arasında var. Evet. Bunun üzerinde şehit olan 380 sağlıkçının ismi yazıyor ama son rakam bundan sonra 7 kişi daha artmış. Biz de 14 Doğrudur. Karşıya geçeceğiz, orada fotoğraf alın. Ablacığım biraz geri kalın, biraz geri kalın. Bununla beraber göndereceğiz. Böylece hem mektubu saklayacak, kolu saklayacak. Dolayısıyla biz de sağlık çalışanlarını alacağız. Çok sağ olun abi. Ha evet. Siz öyle. Ne kadar güzel. Tebrik ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Biraz daha önden, biraz. Evet. Genel Başkanımızın tam karşısındayım dedim. Genel Başkanımıza göre sağına doğru devam ediyoruz. Çok güzel. Güzel yapın. Doğrudur mu? Evet, açalım öyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan sağladığınız için. Evinizde hissettirdiniz bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün destekleriniz için. Başkan burada. Sağ olun. Evet. Hatta biz hani böyle başladık arttırmayı, daha hasta yatak sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Memnuniyet ve ihtiyaç talebi doğrultusunda sağ olsun başkanımız ve başhekimimiz sayesinde. Dün açtık. Çok teşekkürler. Başarılar. Geçmiş olsanız da. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çocuklar yaşamıştım, siz de yolunuzda olmuştunuz. Teşekkür ederim. Sadece bir büyük bir acı ama hep beraber paylaşmıştık. Başkanım da sizler de. Çok size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizi onurlandırdınız. Çok sağ olun. Öyle düşünün, bizi onurlandırdınız. Teşekkürler efendim. Zor günleri dayanışmayla geçiyoruz. Yerel yönetimlere bu dönemde takımlarımızla destek örgütleri destekler için teşekkür ediyoruz. Belediye sağlık çalışanları gerçekten çok yakın sahip çıktı. Ulaşımdan barınma sorunlarına kadar her alanda gerçekten sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan o desteği başka yerlerden alamadıkları desteği verdi. Korunmaları için kişisel koruyucu ekipman dağıtımına kadar. Onun için huzurunuzda yerel yönetimlere tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii yani büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz gerçekten. Eşini görmüyor, çocuğunu görmüyor. Yaklaşık COVID hastası olma ihtimalimiz 10 kat fazla olmasına rağmen bir meslek hastalığı sayılmaması da bizleri çok yaramıyor. Başkanımız iyi. Bildiğiniz gibi hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu bir evinde yangın sonrasında bir acil gelişmeyle hastaneye müracaat etti. Başlangıçta filmi gayet iyiydi fakat daha sonra filminde bazı gölgeler geçti. Fakat şu an genel durum gayet iyi. Bekir arkadaşımız var, şimdilik o ilan ediyor. Ama işte çıkınız işinizin başına. Arkadaşlar bir hafta sizin farkına yetkileyebiliriz. Gece saat 3'te efendim. Araçlar hemen hareket ediyor. Yani herkes uyuyor. Tabii hocam. Zaten kalan. Orada ben nasıl uyanmışım tesadüf yani. Bir baktım yanıyor hep. Yani arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bizi orada sahriben kurtardılar ama hakikaten hatırlamıyorum yani. Neyse geçmiş olsun. Sürekli ağzından burnundan kurum geliyor. Hatta o kadar yoğun geldi ki o oksijen barik tedavisinden sonra aktı yani şey. Yok, hiç kalkma. Üzülürüz o zaman.